Herkese selamlar arkadaşlar. Bugünkü videomda özellikle yeni yayınlanan 1.50 güncellemesiyle beraber tarafıma sormuş olduğunuz bazı sorulara yanıt vermeye çalışacağım. Bu sorular genel olarak Euro Truck Simulator 2, Trucker SMP ve Pro Mods ile ilgili. Hatta bazılarınız Renault E-Tech T ile de alakalı sorular sormaya devam ediyorsunuz. Bundan dolayı bu gibi sorulara yanıt vermek için bugün bu videoyu çekiyorum. Fakat videoma geçmeden öncesinde de sizlerden bir ricam olacak. Arkadaşlar, son zamanlarda kanal gerçekten çok iyi gidiyor. Çok fazla insanın karşısına çıkmaya başladık. Aynı şekilde de abone sayımızdaki artış gerçekten hissediliyor. Bu sebeple sizlerden isteğim şu anda izlemiş olduğunuz videoyu beğenerek daha da fazla insanın önüne çıkmamda bana yardımcı olmanız. Böylelikle bana daha da fazla insana hitap edebilme konusunda bir şans vermiş olursunuz. Aynı şekilde kanalıma abone olmadan beni izleyen arkadaşlar da varsa abone olarak bana destekte bulunmuş olurlar. Bunların hiçbiri ücretli olan şeyler değil zaten. Her biri sadece manevi destek diyebiliriz. Bu yüzden ben destekleriniz için şimdiden sizlere çok teşekkür ediyorum. Aramıza yeni katılan arkadaşlara da hoş geldiniz demek istiyorum. Zaten bazılarıyla yorumlar vesilesiyle bunları konuşuyoruz ama sadece videoları izleyen arkadaşlar için de bunu söylemiş olayım. Ve bu şekilde de videomuza geçiş yapalım. Öncelikle bana sürekli olarak soruyorsunuz Trucker SMP 1.50 güncellemesinde neden gecikti diye. Şimdi içeride olan biri olmadığım için bu konuyla alakalı net bir yanıt vermem mümkün değil. Ancak kendime göre belli başlı tahminlerim var. Birazcık onlardan bahsetmek istiyorum. Bilmeyenler için Trucker SMP 1.49 sürümüne kadar kendine ait bir Duisburg şehrini öne sürüyordu. Yani biz modlu bir Duisburg şehrinde bu oyunu oynuyorduk. Ana oyundaki Duisburg şehrinden çok farklı bir şehirdi Trucker SMP'deki Duisburg şehri. Bu sebeple de yine bilmeyenler için 1.50 güncellemesiyle beraber Duisburg şehri baştan sona yenilendiğinden dolayı çok büyük bir ihtimalle şu sıralar Trucker SMP tarafı da yenilenen Duisburg şehrini sunucularına aktarmaya çalışıyor gibi bir durum var. Ve çok büyük bir ihtimalle gecikmenin sebebi de buradan kaynaklanıyor. Tabii bu sadece bir tahmin. Belki de çok basit bir hata üzerine de uğraşıyor olabilirler. Geçmişte bunun benzerleri var çünkü. Ama süreci hep beraber takip edeceğiz. Benim şu zaman gelir, şu gün gelir gibi bir tahminim yok. Belki bu videoyu paylaştıktan saatler sonra, belki de yarın veya 1-2 hafta sonra gelebilir. Her zaman olabilir yani. Hazırlıklı olmak lazım. Süreci hep beraber takip edip göreceğiz. Tabi öte yandan aynı şekilde sorduğunuz şeylerden birisi de Pro Mods'un 1.50'ye ne zaman uyarlanacağı konusu. Şimdi aslında bununla alakalı daha net görüşlerim var. Çünkü Pro Mods tarafı çok basit bir güncellemede bile uyarlama konusunda gerçekten geç kalabiliyor. Özellikle de 1.50 gibi büyük bir güncellemeden sonrasında ben baya baya geç kalacaklarını düşünüyorum. Yani bu uyarlama güncellemesinin gecikeceğine inanıyorum. Bu sebeple de bence Pro Mods için en az 1 ayı gözden çıkartmak gerekiyor. Bir aydan sonrasında her gün gelebilir ama şu bir aylık süreçte ben 1.50'nin Pro Mods'a geleceğine hiç ama hiç inanmıyorum. O yüzden orada da o süreci takip ediyor olacağız. Zaten 1.50 güncellemesi Pro Mods'a geldikten sonrasında da ikinci kanalım Berkay Öğretiyor YouTube kanalında Pro Mods'un kurulumuyla alakalı bir video yapmayı düşünüyorum. Çünkü bunu benden baya baya istiyordunuz. O konuyla da alakalı kanalımızda bir rehber videosu olsun istiyorum. Böylelikle yine pek çok arkadaşa yardımcı olmuş oluruz. Öte yandan sorularınızdan bir diğeri ise Renault E-Tech T'nin oyuna ne zaman ekleneceği konusu. Şimdi bazılarınız herhalde tam olarak anlayamamıştı o konuyu. O yüzden bir kez daha bunu ele almak lazım. Arkadaşlar, SCS Software'in bu konuyla alakalı net bir açıklaması var. Adamlar diyorlar ki 1.50 güncellemesini yayınladıktan kısa bir süre sonrasında biz Renault E-Tech T'yi oyuncularımızla buluşturacağız diyorlar. Ve biliyorsunuz ki 1.50 güncellemesini yayınladılar. İşte biz de şu anda aslında SCS Software'in söylemiş olduğu bu sürecin ortasındayız. Yani yarın birkaç saat sonrasında veya ondan sonraki gün herhangi bir vakitte bu güncelleme gelebilir. Tabii bununla alakalı bana kişisel tahminimi soracak olursanız çok büyük bir ihtimalle 1-2 hafta içerisinde gelir demek istiyorum ben. Hatta Trucker SMP'deki bu hatanın durumu uzarsa belki Trucker SMP'nin 1.50 uyarlama güncellemesiyle beraber de Renault E-Tech T'yi oyunda görebiliriz. Süreci hep beraber takip ediyor olacağız ama kendi tahminim bu yönde. Ne olur ne biter bunu zaman gösterecek. Fakat Renault E-Tech T ile alakalı SCS'nin zaten söylemiş olduğum gibi net açıklamaları mevcut. O yüzden biz şu anda SCS'nin söylemiş olduğu bu birkaç günlük sürecin tam da ortasındayız. O yüzden herhangi bir zamanda gelebilir, bilginiz olsun. Bunun için de tabii ki de hazırlıklı olmak lazım. Ben de araç gelir gelmez bununla alakalı bir video yapmayı planlıyorum açıkçası. Tabii bütün bunlarla beraber ekstra olarak da insanların sistemleri var. Nedir bu sistemler? Tabii ki de 1.50 güncellemesiyle beraber kasmaya başlayan oyunlar veyahut 1.50'nin yaşattığı bir takım problemler. Bununla alakalı pek çok geri dönüş aldım. İnsanlar bununla alakalı baya baya yorum yapıyorlar. Anladığım kadarıyla pek çok insan
1.50 güncellemesinden rahatsız. Özellikle de FPS düşürdüğü için pek çok kişi bundan rahatsız gibi duruyor zaten. Özellikle de eski donanımlara sahip olan arkadaşlar genel olarak problem yaşıyorlar. Artık pek çok insan için yolun sonu gibi gözüküyor. Benim için de eski sistemimde aslında bu süreç 1.39'dan 1.40'a geçerken yaşanmıştı. Orada da çok ciddi bir grafik güncellemesi yapılmıştı. Ondan sonrasında benim de bilgisayarım yavaştan şöyle bana bir dur demişti yani. Şimdiki sistemimde tabii ki de güncellemenin etkilerini çok ciddi anlamda hissetmiyorum. Fakat benim bilgisayarımda bile o FPS durumunu hissedebildim yani. Ben bile hissedebildiysem daha düşük donanımlardaki arkadaşları tahmin edemiyorum. O yüzden 1.50 ile alakalı kim hangi ekran kartıyla kaç FPS alıyorsa yorumlarda belirtirse çok ama çok mutlu olurum arkadaşlar. Böylelikle bizler de bir topluluk oluşturmuş oluruz. Kim hangi ekran kartıyla kaç FPS alıyor bunu görmüş oluruz. Bu yüzden yorumlarınızı bu konuyla alakalı bekliyorum. Genel olarak söyleyeceklerim bu şekilde. Bu aralar ben de Tracker SMP'nin 1.50 güncellemesini yayınlamasını bekliyorum. Ondan sonrasında içeriklerimi yapmaya devam edeceğim. Son zamanlarda bol bol Shorts, Reels ve TikTok videosu paylaşıyoruz. Yani 3 platformda da varız. Bu sebepten ötürü de kanala olan ilgi ve alaka gerçekten yükseldi. Bu şekilde devam ediyor olacak. Zaten genel olarak gayemiz buydu. O yüzden ben bunu sürdürmeye devam edeceğim. Bununla da alakalı ilgi ve alakalarınız için çok teşekkür ederim. Zaten video başında sizlere söylemiştim bunları. Önümüzdeki dönemlerde ne olacağını hep beraber göreceğiz. Fakat şu bir gerçek ki bu yaz dönemi gerçekten eğlenceli geçecek gibi gözüküyor. Umarım da böyle olacaktır. Bu arada belki bazı arkadaşlar soracaktır. Onlara da cevap vermek istiyorum. Az önce geçmiş olduğum yol, yani az önce iniş yaptığımız, hatta en başta çıkış yaptığımız o dağ yolu yenilenen İsviçre yolları arkadaşlar. Ben tarafında o taraf. Bilginiz olsun. 1.50'ye geçtiyseniz o taraflarda muhakkak sürüş yapın derim. Çünkü gerçekten çok keyifli bir yol olmuş orası. Ben de hazır böyle bir video yapacakken oradan geçmek istedim açıkçası. Umarım beğenmişsinizdir. Bunun gibi daha fazla içerik için lütfen like ve yorum atmayı da unutmayın. Açıklama kısmında Discord sunucum mevcut. Her birinizi Discord sunucuma da bekliyorum. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşça kalın. Bye bye.